Falih Rıfkı Atay, 1894-1971 yılları arasında yaşamıştır sanatçımız. İstanbul'da doğmuştur. Mercan Lisesi'nde tamamlamıştır. Edebiyat Fakültesi mezunudur. İlk yazıları Servet Fünün dergisinin genç yazarlara ayrılan ek sayfalarında çıkmıştır. Tecelli dergisiyle Süleyman Bahri'nin yönettiği Kadın dergisinde Cenab Şahabettin ile Ahmet Haşim'in eserlerini hatırlatan şiirleri çıkmıştır. Tanin gazetesinde de düz yazılar yayımlamıştır. Katıldığı savaşta Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'ye gitmiştir ve burada savaş anılarını Ateş ve Güneş isimli kitabında toplamıştır. Akşam gazetesini kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazılar yazmıştır. Çeşitli dergilerde Tanin ve Hakimiyeti Milliye gibi, Milliye gibi Kurtuluş Savaşı'na destekleyen yazılar yazmıştır. Yazılarında Atatürk devrimlerini batılaşmayı anlatmıştır, onu Atatürk'ün her yaptığını desteklemiştir bu anlamda yazılarıyla. Atatürk'ün çok yakında bulunması ve önemli olaylara tanıklık etmesi yapıtlarına ayrı bir önem kazandırmıştır. 27 yıl Milletvekilliği yapmıştır. Türk alfabesinin hazırlanması konusunda ki encümende görev almıştır. Gazetecilik, yazarlık, milletvekilliği yapmıştır. Edebi kişiliğine baktığımızda Mustafa Kemal ile olan dostluğu önemlidir. Dolayısıyla beraberinde Atatürk ile ilgili kitaplar gelmiştir. Atatürk'ün bana anlattıkları Çankaya, Atatürk neydi gibi kitaplar e, bu iç, e, konuda örnek olarak verilebilir. Atatürk'ün çok yakınında bulunması onu ayrı önemli kılmaktadır. Yapıtlarına ayrı bir e, önem katmaktadır. 27 yıl milletvekili yapması da buna ektir. Sağlam, çekici bir anlatıma sahiptir ve duru bir Türkçe kullanmaktadır. Bu anlamda basın dünyasının en usta kalemlerindendir. Türkçeyi süssüz, sanatsız ama etkin kullandı. Siyasi konuları işleyen fıkra ve baş yazılarıyla tanındı. Fıkra ve baş yazılarıyla. Gezi yazıları da çok dikkat çekidir sanatçımızın ve anıları da tabi Mustafa Kemal'den ötürü olduğunu ifade ettik. Ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarının ilk özgün örnekleri ile karşımıza çıkmakta sanatçımız. Eserlerine bakalım. Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı, Atatürk'ün bana anlattıkları Mustafa Kemal'in mütareke defteri, Çankaya, Batış yılları, Atatürk'ün hatıraları, Atatürk neydi? Bunlar anı türünde verdiği eserleri. Gezi alanında ki çok fazla eser verdi ve bu anlamda en büyük isimlerden birisi Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makademya, Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Moskova Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hint, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim.